Bugün size Meritta Optima Timer filtre kahve makinesini tanıtacağım. Optima Timer filtre kahve makinesi paslanmaz çelik ve plastikten yapılmıştır. Boyutları, yüksekliği 33.5 cm, genişliği ise 25.5 cm'dir. Makinenin en güzel özelliklerinden biri LED göstergeli sayaç fonksiyonu ile kahvenizi istediğiniz saatte hazırlayabiliyor. Bunu önceden planlayabiliyorsunuz. Saat ve dakikayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Altında hemen açma kapama düğmesi on off olarak görüyoruz. Şöyle bir açalım. Böyle bir ışık yanıyor. Üzerinde de ekranda da bir ışık beliriyor. Şimdi makinemizin bölümlerini tanıyalım. Su ısıtıcı haznesi. Su haznesi. Gördüğünüz gibi yerinden çıkarılabiliyor. Üst kapağı böyle açılabiliyor. Hemen yerine yerleştirelim şöyle. 1200 ml su alıyor. Üzerinde yazan rakamlara göre de maksimum 8 fincan kahve yapabiliyorsunuz. Eğer fincanınız biraz daha küçükse 12 fincan olarak gösteriyor. Şimdi su haznesini dolduralım. Su haznesi doldurmadan önce şu gördüğünüz fincanları baz alaraktan ölçülü bir şekilde kahvenizi ön hazırlığını yapabilirsiniz. Ya da isterseniz tamamen doldurup eğer kalabalıksanız, birkaç kişiyseniz, 3 kişi ya da 4 kişiyseniz ölçülü bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben bir deneme yapayım. Şimdi bakalım bu fincanın dolusu kaç birime kadar getirecek ölçüyü. Gördüğünüz gibi bu fincan yaklaşık olarak 2 birim civarına getirdi suyu. Bu da demektir ki bu büyüklükteki bir fincanla tam doldurursak eğer 4 fincan kahve yapabiliyoruz anlamına geliyor. Ben şimdi ikinci fincanı da doldurayım. Bakın yaklaşık 4 civarına geldi. Yaraya kadar doldu. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümde bildiğiniz gibi kahveyi koyacağımız, kahve kağıdını koyacağımız bölüm bu şekilde açılıyor. Bunun içerisine kahve kağıdını koyuyorsunuz. Bu makinede çarpı 2 olarak nitelendirdiğimiz filtre kağıtları kullanılıyor. Eğer bulamazsanız çarpı 4 olanı alırsanız üst tarafından makasla kesmeniz gerekecek. Tabii bunun iç kısmını da çıkarabiliyorsunuz. Makinenin en güzel özelliklerinden biri bütün bölümlerinin karalıyor olması. Temizlemesi açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Üçüncü bölümümüz bildiğiniz gibi kahvenin damlayacağı kahve haznesi. Evet, şimdi kahvemizi koyalım. Evet, iki tane yeterli. Kapağını kapatalım. Ve kahvemizi yapsın bakalım. Evet, kahvemiz oldu. Şu anda makinamız son işlemlerini yapıyor. Burada şöyle bir deney de yapabiliriz. Bakalım damlama önleme sistemi var mı? Bir deneyelim bakalım.
tekrar damlamaya başladı. Otomatikman makine kendini uyku moduna alıyor, damlamayı kesiyor. Yaklaşık 5 dakika gibi sürede kahvemiz hazır oldu. Bununla ilgili zamanlama testi de yapacağız biraz sonra. Yani ileri bir saate zamanlayacağız, bakacağız. Zamanı geldiğinde makinemiz çalışacak mı? Evet, kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi tam iki fincan, bu fincanlarla iki fincan kahve yaptık. Kahve yaptı makinamız. İşini de bitirdi. Makinamızı kapatmadık. Bakalım bu kendini kapatacak mı? Evet, çok da lezzetli olmuş. Koyuluğu falan da gayet güzel. İşlem bitirdi. Unutursanız ne olur? Unuttunuz, başka bir yere gittiniz. Böyle bir durum karşısında da otomatik kapanma özelliği var cihazın. Evet, diğer bir düğmesi de kalk düğmesi makinamızın. Kalk ışığı yandığı zaman makinamıza 6 birime kadar su ilave ediyoruz. Makine kendisi 25 dakika içerisinde bütün filtrelerinden bu suyu geçirerekten demliğe boşaltıyor ve genel bir kireç temizliği yapıyor. Timer bölümüyle timer düğmesine basarak da kahvenizi istediğiniz saate ayarlayabiliyorsunuz. Bunun denemesini biraz sonra yapacağız. Önceden kahvesini, suyunu koyarsanız makineye, timer'dan vakit ayarlaması yaparsanız istediğiniz saatte kahveniz hazır olmuş olacak. Şimdi ileriye dönük bir zaman ayarı yapacağız. 2 kişilik bir kahve programlayacağız. Makine bakalım zamanı geldiğinde pişirecek mi? Gördüğünüz gibi 2 tatlı kaşığı kahve koyduk. 4 birimde su koyduk. Şimdi kapatalım. Ve ayarlamasını yapalım. Saat 16.23. Biz 16.30'a ayarlayalım bakalım. Evet, ışığı yanıyor olması gerekiyor. Saat 16.23, biz 16.30'u ayarladık. Yani 7 dakika sonra kahve pişirme işlemine başlaması gerekiyor. Evet, 16.30 oldu. Bakalım işlem başladı mı? Yavaş yavaş ısıtmaya başladı. Evet, sesler de gelmeye başladı. Evet, 3 dakikadan fazla bir süre oldu. Yaklaşık 4 dakika oldu. Haznede su oldukça azaldı. 2 kişilik kahveyi yaklaşık olarak 4 dakikalı bir sürede hazırlayabiliyor. Bu arada damlama testini de bir daha yapalım. Bakalım damlama duracak mı? Bir damla damladı. Bakın durdu, artık daha damlamıyor. Damlamayı otomatikman kesti. Şimdi yerine koyalım. Evet, damlamaya devam ediyor şu anda. Dört dakikayı biraz geçti. Yaklaşık
4 dakika içerisinde 2 kişilik kahveyi hazırladı. Evet, kahvemizi yaptıktan sonra mutlaka makinemizde temiz bırakmamız lazım. Bu filtre kağıdımızı bakın bu şekilde tutup çöp atıyoruz. Ayrıca gördüğünüz süzgecinde temizleyebilirsiniz.